Öncelikle teşekkür ediyorum. Ciddi bir hak sağlığı sorunuyla karşı karşıya bütün dünya. Dolayısıyla biz de ülke olarak bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu iki yıldan fazla süren bir pandemiyle mücadele verdik ve bu mücadeleyi yürütürken çeşitli önlemlerle bugüne kadar geldik. Ancak toplumun bu önlemlerden artık sıkıldığını ve dolayısıyla sayıların da binin altına yaklaşmış veya düşmüş olması nedeniyle de önlemlerimiz kaldırıldı. Ancak virüs, varyant yapabilen bir virüs olduğunu söylemiştim ve omikron varyantı oluşmuştu. Omikron varyantının en büyük farkı, diğer bugüne kadar olan varyantlardan en büyük farkı, daha hızlı ve daha kolay bulaşabilen, ancak eski virüsler kadar da gürültülü, patolojik bir klinik oluşturması yok, daha hafif sağlık sorunlarına neden olan bir virüs özelliği kazanmıştı. Ve bu varyantlar gene olmaya devam ediyor ve şu an hem ülkemizde hem dünyada BA5 varyantı olarak isimlendirdiğimiz varyant çok yaygın, %65 dünyada hakim durumda. Biz her türlü önlemi bıraktığımız için veya tüm dünya bu önlemleri bıraktığı için bizim şehrimizde böyle hem hareketlilik arttı, turizm hareketliliği, öğrenci hareketliliği, tarım hareketliliği, yani birçok nedenden dolayı insanlar daha çok bir araya gelebiliyor ve daha çok birbirine bulaştırma olanağı oluşuyor. Çünkü bu virüs çok bulaşıcı ve insandan insana geçiyor, kolay geçiyor, kolay yürüyor. Burada o yüzden hem bu günlerimizi biz daha önceden gördük, çünkü önlemleri biz Mayıs'ın başında bıraktık gibi davrandık. Oysa Haziran sonuna kadar önlemlerimizi sürdürseydik bu Temmuz-Ağustos aylarını daha rahat geçirir ve daha hazırlıklı kışa girerdik. Şimdi beklentimiz şu, bu kadar hızlı çoğalan bir virüse karşı karşıyayız ve unutulmaması gereken şey de şu, bu virüs kalıcı bağışıklık bırakmıyor. İster aşı olun, ister hastalığı geçirin, kalıcı bağışıklık oluşturan hastalıklardan değil. Bu virüsün özelliği. Dolayısıyla bu virüse karşı mücadelede virüsün önümüzde gitmesine değil, biz onun önünden gitmemiz lazım. Yani önlemleri iyi almamız lazım ve bulaştırmamamız lazım. Elbette sağlıklı insanlarda çok ciddi sağlık sorunları oluşturmuyor şu an. Grip gibi diyoruz, işte gribe benzer şeylerle hastalık geçiyor. Ancak risk gruplarımız var, yaşlarımız var, kanser hastalarımız var, başka kronik hastalıkları olan insanlarımız var. Bu virüsü biz sürekli bulaştırıp başkasına bulaştırırsak, bu risk gruplarına, 65 yaş üstü ve sağlık sorunu olan insanlara da bulaştırma şeyimiz, olasılığımız artıyor. Dolayısıyla bu insanların bu virüse karşı verecekleri cevap sağlıklı insanlarda olduğu gibi olmayacağından kayıplara neden olacağız. 4-10 Temmuz tarihlerindeki vaka sayısı Türkiye'de 117 bin vaka oluşmuş ve 31 kişi vefat etmiş. Bu sayının, bu bulaş ne kadar artarsa bu ölüm sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada yani hiç kimse o 31 rakamın içine girmek istemiyor. Yani istemeyiz elbette, gayet de doğal. Ama mutlaka bu ülkemizden birileri 30 kişi, 35 kişi, 40 kişi vefat edecek. Burada aracılık etmemek lazım. Yani virüse karşı hiçbir önlem almayarak bu virüsü alıp taşıyıp bu risk grupları dediğimiz hassas gruplarımıza bunu bulaştırmamamız gerekiyor. Ayrıca da bu hastalığı geçiren insanlarda long COVID dediğimiz, yani ileride sağlık sorunlarına neden olabilecek zararlar da oluşuyor. Bunlar için de kendimizi aday olmaktan korumamız gerekiyor. Onun için evet, Sağlık Bakanlığı gerekli duyuruları yapıyor, gerekli şeyleri yapıyor ve bazı zorunlulukları, önleme zorunluluklarını kaldırdı. Ama pandemiden bizim öğrenmemiz gereken, vatandaş olarak, bu toplumda yaşayan insanlar olarak bazı önlemleri kendi kendimize de alabilmeyi becermeliyiz. Yani riskli bir ortamda maske takmayı zor olarak görmememiz lazım, kolayca takmamız. Gereksiz kalabalıklar, yani önemli bir işiniz yoksa, orada bulunmanız şart değilse, bir başkasının seyircisi olmak durumunda o kalabalığa girmeyeceksiniz.
Ya yani veya o kalabalığa girerken de çok iyi önlem almanız lazım. Sosyal mesafeyi alınlar. Bunlar insanlar, bu pandemiden bize kalan öğretilerden bunlar. Bunları yapabilmeliyiz. Hijyenimize dikkat etmeliyiz. Evimize, çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza bu hastalığı bulaştırmamalıyız. Onun için konuşuyoruz ve Sağlık Bakanı aşılarla ilgili sürekli aşılarınızı olunuz, tamamlayın şeklinde önerilerdi var. Çok haklı olarak Türkiye'de biliyorsunuz bu Nisan'a kadar yaptığımız programlarda şunu söylüyorduk. Aşılarınızı tamamlayın. Maalesef Türkiye'de aşılarını tam olarak yapan insan oranımız %30-35 civarında. Yani %65 civarında insanlar, %80 aşı olduk görünüyor ama tam aşılanan, doğru aşılanan aşı programını tamamlayanların oranı %35. Dolayısıyla en azından aşıları eksik olan, risk grubu ile ilişkisi olan, risk grubunda olan, yani hassas gruplarla teması olabilecek olan insanlar bu hastalığı almamak için, virüsünden kurtulabilmek için belli bir süre de olsa aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Yeni aşılarımız gelinceye kadar bu aşılarda yararlanmak zorundayız. Bu aşılarımızın etkinliği elbette orijinal şişe göre yapıldıkları için bu omikrona karşı çok etkili değiller. Ama aşılarını tamamlayan insanların daha yüksek düzeyde korunduklarını biliyoruz. O nedenle şimdilik bu elimizdeki bu aşıları olmamız gerekiyor. O yüzden aşı eksiği olanlara mutlaka aşılarını öneriyoruz. Maskede, riskli alanlarda hem sosyal mesafeyi hem maskeyi kullanmayı becermeliyiz. Şöyle, eğer önlemlerimizi bizim bilim insanlarının önerdiği şekilde almaz isek, bu virüsün kendi kendini çekip gitme şansı yok. Mevcut sayıların biraz daha artacağını düşünüyorum eğer önlemlerimizi almazsak, gerekli önerileri yerine getirmezsek. Yani bizi kötü bir kış bekliyor olabilir. O yüzden şimdiden önlemlerimizi almayı öneriyorum.